Kayıt. Bugün 3 Temmuz. Temmuz ayına da geldik. 2 aylık gecikmedeyiz. Tabii insan yaklaşık 2 aylık gecikmedeyiz. 3 Temmuz 2013 tarihinde. Teknenin son durumuna bakacağız şimdi beraber. Buyurun. Evet. Teknenin bakıyor boyası muyuz? Bittiği için, kenardaki silikonları da hallettiğimiz için kızakları ayırdık. Dolayısıyla tekne tamamen ortaya çıktı. Şöyle bir bakalım uzaktan da karşıdan. Geçen gün anlattığım gibi altındaki ayakların kaynak işlerini bitirdik. Bunlar hem gemide taşıyacak olan ayaklar hem de tırın üzerinde giderken bu ayakların üzerine gidecek. Bunları 50'şer tonluk özel vinçlerle kaldıracağız. Altına aracı sokacağız. Onu göstereyim. Şu vinç çok küçük bir kol yardımıyla ufak bir güç uygulayarak 17 santim kadar 50 tonluk yükü yukarı kaldırabiliyor. 3 tane bu tarafta, 3 tane diğer tarafta ayağımız var. Bunu 15'er santim 15'er santim kaldırarak yaklaşık 1 metre yüksekliğe taşıyacağız tekneyi ve altına römorku sokacağız. Ve soktuktan sonra o römorku yine hidrolik olarak yükseltip tekneyi tamamen römorkun üzerine aldıktan sonra bu dayakları altından alıp tekneyi dışarı çıkartacağız. Bunlardan 6 tane hidrolik kriko tekneyi uçuracak anladığınız gibi. Evet. Bu değil mi abi? Bunun nasıl kullanıldığını kepçeliyle beraber şey yaptık. Tamam. O biliyor nasıl yapıyor. Özel bir yapıştırıcı. Cresta Bond. Çift komponentlidir. Yani çeliği bile çelikten daha sağlam olacak şekilde yapıştırabilen bir malzeme. Yani. Tankın içinde bir yerde uygulayacağız. Yani, kolay gelsin. Ne kadar mı? Tam şöyle çekiyorum. Şöyle ben teknenin önünde durayım da teknenin ne kadar büyük olduğunu ihtişamı gözüksün. Daha önce de anlattım. Çok özel bir zehirli boya. International Interslick Pro. Ellediğiniz zaman sanki ıslakmış gibi bir his uyandırıyor. Fakat boyayı atalı yaklaşık bir hafta oldu. Tamamen kurudu. Ama silikonlu bir boya olduğu için özel kaydırıcılık özelliği var. Bu da yakıt tasarrufu ve ilave hız sağlıyor. Neyse, orayı da yapalım. Başka yok. Orada var biraz daha. Gidiyor gidiyor. Çok pis kokuyor lan bu. Harcayamamız. Sağlandırma lazım. Abi. Abi çıkaramıyorum şeyi.